Dersimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi geçen derslerde bu üst menüyü öğrenmiştik. Bu derslerde şu yanları ve şuraları öğrenelim. Bakın bir kere şuna tıkladım. Mesela burada benim daha önce bir vire materyal attığım, bir renk attığım bir döşemem var. Bu döşemedeki materyali tekrar şuraya çekmek istiyorum. Şuraya atmak istiyorum. Gelin onun için pick material from object. Objedeki materyal tıkla. Objedeki materyali al diyor. Yani bakın dikkat ederseniz örnek alma şeyi var. Nesnesi var burada. Tıklıyorum. Gelip şuna tıklıyor ve bunu atıyor buraya. Bütün ayarları buradan geri geliyor. Ha bu ne anlama geliyor? Bakın. Burada güzel bir şey var. Şimdi diyelim ki bir tane materyali çok beğendiniz. Bir arkadaşınızın veya bir sahnede bir materyali çok beğendiniz. Bir mobilya kaplaması olabilir. Bir arabanın üstündeki işte kaportanın rengi olabilir. Nasıl alıp kendi arabanız yaptığınız arabanın da üstüne atacaksınız veya bir mobilyanın üstüne atacaksınız. Bunu sahneye çağıracaksınız merch ile diyelim o sahnedeki objeyi. Getireceksiniz buraya. O zaten kaplamalı bir şekilde gelecek. Gelip bu şöyle bir boş bir tane slota tıklayacaksınız. O kaplamadaki mobilyanın rengini, arabanın rengini atıyorum neyse artık. Üstüne tıklayıp örneği buraya taşıyacaksınız. Örneği buraya aldıktan sonra bakın biz nasıl ki bu halıdaki örneği buraya aldık. Atıyorum örneği buraya aldım. Artık şuna bir daha tıklayıp çıkayım. Örneği buraya aldım. Şu tabağın atıyorum. Üstüne bu örneği atabilirim. Bakın tıkladım ya tabağa. Şimdi bu da seçili. Bakın etrafı beyaz. İstersem Assign Material to Selection diye tıklayıp bütün tabağı bu örneği atmış olabilirim. Veya şöyle yaparım. Atıyorum. Bunu direkt alır. Şöyle mouse'un sol tarafıyla sürükler. Atabilirim. Gördünüz mü? Başka bir yerden materyali aldım. Başka bir nesneye kopyalama gibi. Kopyaladım. Attım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İki şekilde neymiş? Bir sürükleyerek bir de nesneyi seçersiniz. Şöyle tek tıklamayla yapabilirsiniz. Peki neden bunu koymuşlar? Şimdi diyelim 50 tane nesnem var benim. Şöyle bir sürü nesnem var. Hepsi aynı materyalde olacak. Bir kere de seçerim şöyle hepsini. Bakın bir kere de seçerim şöyle. Hepsine tek seferde tıkladığımda hepsi aynı materyal olur. Ctrl Z ile geri geliyorum. Anlatabildim. Yani bundan dolayı bunu koymuşlar buraya. Şimdi Simple Tap ne peki? Materyalimi böyle görüyorum ya. Şurada bakın. Materyalim yuvarlak dairesel değil de silindir olarak örneğini görmek istiyorum. Yani örneğin görme açınızı belirler. Nasıl görmek istiyorsanız. Böyle daha iyi anlıyorum gibi. Mesela şurada kare var. Kare yapıyorum. Örneği kare görüyorum. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Genelde bu şekilde tercih edilir yuvarlak. Hani yansımaları da daha iyi görebilmek için. Tabii sizin tercihinize kalmış bir durum. Dediğim gibi backlight arka ışıklandırma olsun olmasın mı? Hani demin şuradaki menülerde de anlattım. Diğer derste menülerde anlatmıştım. Tıklarsanız şöyle bakın arkada ışık çıkıyor. Tekrar tıklarsanız ışığı kapatırsınız ve arkada ışık görünmez. Şöyle background neydi? Background'a tıklarsanız arkada herhangi bir şey görünmez. Background gelir. Simple UV tiling. Şöyle bunu anlatacağım. Video color check. Video color check nedir peki arkadaşlar? Genelde video ile ilgili bir özellik. Mac Preview'de aynı şekilde video ile ilgili bir hani animasyon özelliği. Option'da dediğim gibi Material Editor'ın Option bölümü. Şimdi arkadaşlar şu Select by Material'i anlatabilmek için şöyle yapacağım. Bakın şurada ne var? Süs tabağı. Şurada süs tabağı 001. Şurada da Plane 001 var. Bu üçü de bu materyal değil mi? Ne diyor mesela? Şunu seçtim ya. Bunu seçtim. Diyorum ki Select by Material. Materyalin seçili olduğu bu materyali kullanan bütün nesneleri burada seçer. Bakın. Select derseniz o 3 nesneyi seçti mesela. Şu anda bu tabakları ve şunu seçti. Niye? Ben çünkü bu materyali seçmiştim. Mesela atıyorum. Atıyorum. Şuraya standarttan yine V-Ray materyal diyoruz. Bir renk atıyorum şurada. Yeşil yapıyorum. Kötü bir renk ayarlıyorum. Şöyle şuraya attım. Bakın bu tabağın çiçekler. Değil mi? Çiçeklerin üstüne attık şu vazonun bölümüne. Çiçekleri attım. Şimdi geliyorum. Şunu seçiyorum. Bakın herhangi boş bir yere tıklayayım. Şu anda hiçbir şey seçil değil. Veya şöyle bir yere tıklayayım. Hiçbir şey şu anda seçil değil. Bakın bir yazı yazılmıyor. Yazılı değil. Bu seçiliyken bakın. Bunu buraya getirir ve şöyle bir şey merak edersem. Ya bu materyal hangi nesnelerde kullanılıyordu?
Olur ya, bir merak edersiniz veya sahnede gerektirebilir öyle bir durum. Gelirsiniz, buna tıklarsınız Select by materyale. O kendisi gelir şurada çiçekler diye bakın size işaretli gri bir şekilde gösterir. Siz de bunu seçersiniz, isterseniz seçebilirsiniz, isterseniz iptal eder çıkarsınız. Bakın şu anda seçili hale geldi zaten. Bu da o işe yarıyor. Şu ne işe yarıyor? Material Map Navigator. Şimdi bu materyalin altına Maps, Bump falan gibi şeyler kullandığımız zaman bu altta ağaç dalı şeklinde şöyle bunun altında başka şeyler de kullanılıyor. Yani bu materyali oluşturan diğer birimler de şunlar gibi bir açıklama sunuyor. Gelelim şu bölüme. Şu bölümde ne var? Get Material. Mesela normalde hani şuradan standarda tıklayıp V-Ray materyal yapıyoruz ya. Hani bu bir şekil. Şuradan da yapabilirsiniz aslında. Şöyle bakın boş bir tane slot. Şuradan V-Ray'i seçersiniz. V-Ray materyal dersiniz. Bu da aynı şey yani. Bir şey değil yani. Bir farklı bir şey değil. Şurada da aynı şekilde vesaire gibi yapabilirsiniz. Atıyorum bunun rengini. Şunu V-Ray materyal yapayım bir kere. Öncelikle bu materyalin rengini şöyle bir sarı bir renk yaptım. Peki bu özellik ne arkadaşlar? Şunu sarı yaptıktan sonra material to send, sahneye koy bu materyali. Şöyle koyuyor, atıyor bu zaman. Mesela şöyle attı gitti gibi. Bu şekilde ayarlayabilirsin. Ctrl Z ile geri gelelim. Şuradaki mesela şu çiçekteki materyal. Bakın buydu. Bunu hani ne demiştim? Şu özellik neydi? Sahnedeki o materyali kaldırmak istersem bunu kullanıyorum. Slotlar, bütün slotlar doldu. Bu materyaller artık işime yaramayan, işi bitmiş, düzenlemiş olduğum materyaller var dersen şunu kullanıyorum. Şuna bastım. Bakın. Seçenek çıkıyor. Sahnedekilerin ve nesnedeki iki materyalini de yani atayım mı? Yoksa sadece sahnede slottakini mi atayım? Mesela şuna tıklayalım bir de. Diyor, ne istiyorsun? Ben diyorum ki hem sahnedeki hem de slottaki bütün materyalleri sil bakalım. Şunu. Şunu sil. Okey diyorum. Bakın. Şuna bakın. Materyaldeki de gitti. Bu da gitti. Artık tamamen boş oldu. Şimdi şuna geleyim. Aynı şeyi şuna tıklayıp şuradan gelip delete yapayım. İkisini de sil diyeceğim. Halı ve bu gidecek. Okey. X de gitti. Aynı şekilde. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Kullanılabilir. Şimdi çiçekleri atmış üstüne. Şimdi çiçekleri de mesela şunu atmış otomatik. Görüyor musunuz? Sahnedekiler sildi ya. Hani bunlar eskiden şeydi gibi. Şimdi arkadaşlar V-Ray ile tanışmamız bu şekilde. V-Ray materyalinin şu alt özelliklerini falan öğretiyoruz. Peki o materyalden bir tane daha mesela kopyalama işini nasıl yapacağız? Şunun yanına bir kopya daha. Şunu da getirip bunu mesela sürüklerseniz bir tane de aynısından buraya koyar. Aynı mesela diyelim bunun ayarlarını ayarlamışsındır. Sadece rengini değiştireceksindir. Şöyle rengini değiştirsin gibi. Bunu da sürükleyebilirsin. Bu şekilde oluşturabilirsiniz. Material ID Channel. Bunu öğreteceğim arkadaşlar. Show Shaded Material in Viewport. Materyale attığımız resimleri veya diğer şeyleri Viewport'ta göstermeye yarar. Bunu da materyal içerisinde bir şöyle renklerimizi veya şunu mesela şöyle bir sahne atacağız. Buraya parke atacağız falan. Şuna bastığımızda o parkenin resmini gösterecek bize gibi özellikler. Şu özellik ne peki şunlar? Bunlar yukarı aşağı bir de materyal içerisine girdiğinizde şöyle bakın dalacağız şöyle hareketler yapacağız falan. Onun için düzenlemeler yapacağız. Şöyle yukarı yukarı diyeceğiz. Bundan çıkıp şöyle şu bölüme falan geleceğimiz yerlerde burası. V-Ray materyalin alt menüleri ve yan menüleri böyle genel olarak V-Ray materyal tanıdık. Şimdi materyallerimizi oluşturmaya başlayalım. Sahnemizi zenginleştirelim arkadaşlar.